Alkan Haber'de gerçeklerin izini birlikte süreceğiz efendim. Bir anlayla başlıyoruz. Unutmadıklarımız, unutturmadıklarımızla başlıyoruz. Bir tarafta Uğur Mumcu, diğer tarafta Gaffar Okan. Uğur Mumcu adına unutmadık. Bugün de unutturmamaya kararlıyız. Faali meçhulleri bugün yeniden konuştuğumuz günlerde, karanlık cinayetlere şahit olduğumuz günlerde elbette hatırlatacağız. Değerli meslek büyüğümüz nasıl katledildi? Arkasında hangi soruları bıraktı? Bugün hatırlatması bizlerin sorumluluğunda. Diğer yanda Gaffar Okan, unutturmadık, unutturmamaya da kararlıyız. O soruşturmadan, o dosyadan bugün tek bir kişi bile tutuklu değil. Salıverildiler. Hatırlatması bizlerin sorumluluğunda. Peki bugün başka neler yapacağız? Gün nasıl geçti? Saat 18'e dek ülkede neler oldu bitti? Sonrasında bir dış haber turuyla dünyada olup bitenleri de aktaracağız ama bugün mecliste gerçeğe markaj yapacağız. Gerçeğin markajında ne var? 1. Sinan Ateş. 2. Bir soru. 3. İşine bak yanıtı. 4. Bir gazetecilik. 5. Bir ajan suçlaması. Taraflardan gelen açıklamaları da eksiksiz ekranlara taşıyarak neler olup bittiğini, bugünün en çok konuşulan görüntüsü üzerine neler konuşulacağını, neler konuşulduğunu, neler söylendiğini ekranlara taşıyacağız. Ve elbette belki de herkesin en çok merak ettiği seçim ekonomisi uygulanırken yeni bir başlık ne olabilir diye düşünülüyordu. Af ve kimine göre yapılandırma olarak ortaya çıktı. Seçime giderken af ve yapılandırma da tamam. Sıcak açıklamalar geldi. Önce Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Devamında Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati detayları verdi. O detaylara dikkatle bakmaya başladı vatandaş. Seçim öncesinde acaba cebe olumlu bir etki olur mu olmaz mı? İşin bir de siyasi boyutu ve siyasi hesabı var elbette. Ama önce gelin kalem kalem bu af ve yapılandırmada neler var? En çok merak edilenle başlayalım. Sonrasında siyasette olup bitenlere çok sürpriz kulis gelişmelerine hazır olun. Birazdan devam edelim. Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. İktidar seçim öncesi bir kez daha düğmeye bastı. Vergi ödemekten kaçınan, devlete olan borçlarını ödemeyenlere ödül gibi af paketi geliyor. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yaklaşık 3 saat süren kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Prim ve vergi borçlarıyla cezalara dair hazırladıkları kanun teklifini açıkladı. Paket, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı af düzenlemesi. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı veriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2000 lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Erdoğan bir müjdeyi de gençlere verdi. Yüksek öğrenim kredisinde endeks dışındaki borçların yapılandırılacağını söyledi. Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa sadece o rakamı geri ödüyor. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. İktidar son 6 yılda 5 kez yapılandırma ve af içeren düzenlemeleri meclisten geçirdi. Ancak buna rağmen pek çok mükellef devlete olan borçlarını ödemedi. 2016'dan 31 Aralık 2022'ye kadar yalnızca 189 milyar 825 milyon lira gelir tahsil edilebildi. Borcunu ve cezalarını düzenli ödeyen vatandaşsa bizim suçumuz ne diye soruyor. İşletmelerimiz 2018 ile 2021 yılları için gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata
muhatap olmayacak. Artırılan matrahların vergilerini peşin öderlerse o zaman vergi aslında da %10 indirim sağlanacaktır. Af paketi zamanlama olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıkladığı haftaya denk getirildi. Düzenlemenin devletle vatandaşın karşı karşıya gelmesini önlemek için hayata geçirildiği savunuldu. Bugüne kadar diğer yapılandırma yasalarında kapsama alınmayan adli para cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarını da yapılandırma kapsamına alıyoruz. Hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2000 liraya aşmayan borçlarını siliyoruz. Bu teklifteki en önemli bir yenilik de taksit ödeme sürelerini 4 yıla yani 48 aya çıkarmamızdır. Tüm bu haberler seçim gözüyle izleniyor elbette. O halde bugün liderlerin ne söylediğine de bakmak lazım. Öyle ya, mecliste grup toplantıları günüydü. Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi liderleri mecliste grup kürsüsündeydi. Gündemleri dünden, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çıkışlardan seçim konulu bir gündem bakiyeleri vardı. Onun üzerine konuştular. Seçim konusunda özellikle de 1950 atfı, 14 Mayıs atfı yani yeter söz milletin vurgusu da vardı. Sonrasında bir kampanyaya dönüştü önce. Aslında liderlerin söylediğine gidelim. Sonrasında o kampanyada kim ne söylemiş, hangi videoları çekmiş belki de ilk kez izleyeceksiniz. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine yeter diyecektir. Yeterse senin beşli çetelerine yeter. Yeterse senin mafya babalarına yeter. Yeterse senin uyuşturucu baronlarına yeter. Salı mesaisinde liderlerin gündemi bir kez daha erken seçimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık kullandığı yeter söz milletindir sloganına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aynı sözlerle yanıt geldi. Yeterse Sinan Ateş'i öldürttüğünüz torbacılara yeter. Yeterse her türlü pisliği ülkemize sokan fotoromanına yeter. Hırsızlıklara yeter. Çakallara yeter. Sadat'a yeter. Afrika'ya yeter. Paramiliterlere yeter. Söz Millet İttifakı'ndır. Yeter be, yeter. Yeter artık. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından erken seçim için bir kez daha 14 Mayıs'ı işaret etti. Yeni yönetim sisteminin ikinci seçimi olacak vurgusu yaptı. O sözleri Erdoğan'ın 3. dönem adaylığına yönelik tartışmaları hatırlattı. Bu seçim yürütmenin temsilcisi, Cumhurbaşkanı ve yasamanın temsilcileri, milletvekillerinin aynı gün belirlenmesini sağlayan yeni yönetim sistemimizin ikinci seçimi olacaktır. Erdoğan'ın 3. dönem adaylığına ittifak ortağı MHP'den destek geldi. Bahçeli henüz aday belirlemeyen muhalefeti hedef aldı. Milletimizin gündemi zillet değil, vatandır, bayraktır, bağımsızlıktır. 14 Mayıs demokrasi zaferidir. Cumhurbaşkanlığımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağını iddia edenler hukuk cahili, dış tazyik ve destekli ayak takımıdır. Bu kez iktidarın atı alıp Üsküdar'ı geçmesi öyle hesapladıkları kadar kolay olmayacak. Atı da Üsküdar'ın yolunu da bulamayacaklar. Ortada kalacaklar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın adaylığı konusunda kesin kararı verecek olan Yüksek Seçim Kurulu'nu eleştirdi. Bir kez daha YSK'ya güvenmiyorum dedi. Sanki biz başvuracaksak Yüksek Seçim Kurulu gelecek, hukuka uygun, anayasaya uygun karar verecek. Ya Allah aşkına ya, akıl var, mantık var. İradesini saraya ipotekadan eden adama hakim mi denir? Hakim denmez. Hala bunu öğrenmediniz mi ya? Güvenmiyoruz onlara. Yargıya, Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz arkadaşlar. Muhalefetten yaklaşan seçimler için bir kez daha hazırız mesajı geldi. Bizler, HDP, ittifaklarımız, halkımız hangi tarihte yapılırsa yapılsın bu seçime her türlü açıdan
hazırız. Bu seçim kararının açıklanacağı an Cumhurbaşkanı'nın görevden affını isteme anına dönüşecektir. Seçimlere biz hazırız. Bugün yeter söz milletin vurgusunu daha yüksek sesle mecliste CHP grup kürsüsünde dillendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Atıflar nereye yapılıyor? O günlerin belki de afişini, seçim afişini ortaya koymak lazım. Demokrat Parti, yeter söz milletin, Selçuk Minor imzalı bu afişten geliyor işte. Her şey burada başladı. 2023'ün Mayıs ayında bakalım nasıl seyredecek? Yeter söz milletin vurgusuyla başlatılan bir kampanya. İktidarıyla, altılı masasıyla ya da millet masasıyla aynı vurgu var. Yeter söz milletin diyen sadece CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu değildi. Kılıçdaroğlu konuştuktan saniyeler sonra CHP'li vekiller peş peşe bir video kampanyası başlattılar. Bakın beraber dinleyelim neler söylediler. Beşli çeteye yeter. Artık söz milletin. Yoksulluğa, yolsuzluğa, yasaklara yeter. Yeter söz milletin. Uyuşturucu baronlarına dur demek için. Yeter söz milletin. Gençlerin bugünü ve geleceğinin çalınmasına dur demek için. Yeter söz milletin. Emekliler için, emekçiler için, işsizler için, esnaf için yeter söz milletin. Bu şekilde bir kampanyaya dönüştü. Sadece bir bölümü bu. Hala paylaşımların devam ettiğini de söyleyelim. Siyasetin gündeminde tartışmalar bu yönüyle. Birazdan adaylık tartışmalarına da geçeceğiz ama günün sıcak başlıklarında konuyu bir miktar değiştirmek gerekiyor. Bugün Halk Ana Haber'in manşetleri arasında yer verdik. Gerçeğe markaj yaptık. Gerçeğin markajında şu 5 başlık çıktı. Sinan Ateş, bir soru, işine bak yanıtı, bir gazeteci ve bir ajan suçlaması. Ne oldu, ne bitti? Bugün mecliste hangi görüntüler kayda geçti? Peki efendim, Sinan Ateş cinayetinde MHP'li suçlamalarımız. Hadi işine bak, hadi bak. Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'e yönelik suikasti sormak istemişti. Korumalar iterek o gazeteciyi uzaklaştırmaya çalıştı. Tüm bunlar meclis çatısı altında yaşandı. İşine bak, hadi bak. Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'e yönelik suikastin yankıları sürüyor. Soruşturma aşaması devam etse de cinayetin perde arkası hala aydınlatılamadı. MHP'nin sessizliği ise sürüyor. Kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra adeta tek bir merkezden emir almışçasına Milliyetçi Hareket Partisi'ne organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı. Cinayetin gölgesi birdenbire Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşürülmek istendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısından çıkarken gazeteciler işlerini yapmak yani soru sormak için oradaydı. Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu suikastle ilgili MHP'ye yapılan suçlamaları Bahçeli'ye sormak istedi. Ateş'in ismini anmasıyla korumaların müdahale etmesi bir oldu. Yazıcıoğlu'nu iterek uzaklaştırmaya çalıştılar. Hadi işine bak. Bahçeli soruyu soran gazeteciye işine bak demekle yetindi. Sonra da hızlıca grup salonundan uzaklaştı. İşine bak, hadi. Meclis çatısı altında gazeteciye yapılan o müdahaleye muhalefetten tepkiler gecikmedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Bahçeli'ye dikkat çeken bir soru yöneltti. Kim korkar gazeteciden biliyor musunuz? Şaibeli işleri olan, kirli ilişkiler ağına bulaşan, yalanlarla insanları kandıranlar korkar. Görevini yaparak size akademisyen Sinan Ateş cinayetini soran kadın gazeteciye karşı nezaketsiz tavrınızın altında bu korkular mı var? CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Sinan Ateş cinayetini Devlet Bahçeli'ye soran kadın gazeteci tartaklanıyor ve hadi işine bak diye azarlanıyor. Biz bu mafya düzenini hep beraber yeneceğiz açıklamasını yaptı. İşine bak hadi. Hadi işine bak. Sonrasında bir ajan suçlaması Milliyetçi Hareket Partisi merkez katından geldi. Bu yönde bir suçlama da kayda geçti. Ayrıca şunu da vurgulamak lazım. Orada iki milletvekilinin bir meslektaşlarımızı ittirmesi, bir anda kadrajın bile dışına çıkarılması, orada Sayın Bahçeli'nin işine bak
tepkisini vermesi de mesleki açıdan elbette bir tepkiyle karşılandı. Burada işimiz zaten soru sormak vurgusu hatırlatılmalıydı ve hatırlatıldı. Ama çok da önemlisi oradaki bir şiddet girişimi olduğunu düşünüyoruz. Şimdi gelelim Sinan Ateş'e. Ne oldu ne bitti? Bugün iki tutuklama daha var. Kimdi bunlar? Detaylar nelerdi? Firari tetikçi hala nerededir? Bu sorular ışığında bir de soruşturma dosyasına bakalım. Sonra meclisin sıcaklığına geri döneceğiz. Çünkü aktaracaklarımız inanın bitmedi. Sinan Ateş suikastının üzerinden neredeyse bir ay geçti. Tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler AA ve ÇZ emniyetteki işlemlerinin ardından savcıya ifade verdi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine kondu. Ama tetikçi hala ortada yok. Eski Ülke Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt'la 30 Aralık'ta Çankaya ilçesi Kızılırmak mahallesinde bir binadan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Tetiği çeken kişi Eray Özyağcı'ydı. Özyağcı'nın Ülke Ocakları Genel Merkez yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş tarafından olay yerinden kaçırıldığı iddia edildi. Demirbaş'ın ise MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinden gözaltına alındığı ama ardından emniyetten serbest bırakıldığı günlerce konuşuldu. Dahası Demirbaş ikinci kez mevcutlu olarak ifadeye getirilmek istendi. Ancak polis adresinde bulamadı. O sırada savcı izne çıktı. MHP'li isimlere yakın ikinci bir savcı dosyaya atandı ve Tolgahan Demirbaş'ın ifadesi alındı. O savcı tutuklama talep etmedi. Mahkemede Demirbaş'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya çakarlı bir araçla getiren iki kişinin özel harekat polisi olduğu ortaya çıkmıştı. O isimler de tutuklanan 15 kişinin arasında. Sinan Ateş'in ailesi ise MHP'ye uzanan iddiaların soruşturulmasını istiyor. Hala kamuoyunda işte katilleriyle alakalı yok bulunamadı falan filan. Herkesin bildiği bir sır. Şurada sokakta kime sorsanız Sinan Ateş'in katilleri kimdir diye bunu herkes biliyor. Bizim evladımızın katili meclistedir. Yakınları Cumhurbaşkanı'nın Bursa mitinginde Sinan Ateş için adalet istiyoruz pankartları açtı. Eşi Ayşe Ateş de adalet talebini, adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun diye dile getirdi. MHP lideri Bahçeli ise partisine uzanan iddia ve suçlamalar konusunda sessizliğini iki hafta önce bozmuş, sonrasında da konuşmamıştı. Menfur bir cinayetin içine tertemiz davamızı, pürüfak dava arkadaşlarımızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz, tamam demeyeceğiz. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gerik açtırmayacağım. Israrla bu konuda Sayın Bahçeli bildiklerimi sonra açıklarım dedi. Özellikle de Ülke Ocakları Genel Başkanı iken Sinan Ateş'in neden görevden alındığına ilişkin bu hatırlatmayı sıklıkla yapıyor. Vurgulamış olalım. Şimdi gelelim tekrar meclise dönelim. Çünkü meclis bugün hayli sıcaktı. Gündeminde sadece bunlar yok. Bir de kapatma davası vardı. Bu konuda ilk konuşan saat 10.30 sularında grup kürsüsüne çıkan MHP lideri Bahçeli'ydi. Derhal ivedilikle kapatılmalı vurgusunu ortaya koydu. Bu konunun muhatabı ise HDP adına konuşan eş başkanlardan Mithat Sancar'dı. Ve bakın nasıl bir yorum getirdi kapatma davasına. Özellikle de bu kararın seçim sonrasına bırakılma taleplerine dair. Anayasa Mahkemesi'nin Halkın Demokrasi Partisi'nin talebiyle 25 Ocak 2023 tarihinde kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkeleriyle tamamıyla aykırıdır. Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır? Anayasa Mahkemesi'ni tehdit ediyor. Eğer bu kararı derhal HDP aleyhine almazsanız, yani bu talebi reddetmezseniz hainsiniz. Yargıya bundan daha açık tehdit olabilir mi? MHP lideri Devlet Bahçeli bir kez daha hem HDP hem de Anayasa Mahkemesi'ne hedef aldı. Yüksek Mahkeme'nin HDP'nin kapatma davası seçim sonrasına bırakılsın talebini gündeme almasına tepkisi sert oldu. HDP'den o sözlere yanıt gecikmedi. Anayasa Mahkemesi
şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir? HDP kapatılmalıdır. Hem de vakit kaybetmeksizin kapısına kilit asılmalıdır. Bizim de kapımıza kilit vuracakmış. Ya biz anahtar partiyiz diyoruz, onlar kilitten söz ediyor. Ya tonlarca kilit getirseniz hepsini açarız biz. Bahçeli HDP'nin talebinin görüşülecek olmasını davanın sulandırılması olarak yorumladı. HDP ise Bahçeli'nin o sözlerini zorbalık diye nitelendirdi. HDP'nin isteğiyle Anayasa Mahkemesi'nin davayı sulandırması doğru değildir. Anayasa Mahkemesi'nin zamana oynama teşebbüsü terörün değirmenine su taşımaktır. Anayasa Mahkemesi'ne talimatlar gönderiyor. Anayasa Mahkemesi'ni tehdit ediyor. Açık ve net bir şekilde şantaj yapıyor. Artık anayasa diye bir şey kalmadı. Anayasayı ayaklar altına alma konusunda en ufak bir çekinmeleri yok. Çünkü kurtuluşları hukuksuzluktadır, zorbalıktadır. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, koyduğunuz her kilidi açarız diye seslendi. Bu ülkede kilit üreticileri sizin taleplerinizi karşılayacak üretimi bile yapamazlar. Öyle anahtarlar var ki elimizde. Koyduğunuz her kiliti çatır çatır açacağız. Sancar hem AKP hem de muhalefet partilerine zorbalığa karşı ses yükseltin diye seslendi. Bu kadar açık anayasa ihlalleri, bu zorbalık ve tehdit politikası karşısında sessiz kalamazsın. Sessiz kaldığınız her zorbalık pratiği eninde sonunda ülkeye egemen kılınmak istenen sistemin bir aynasıdır. Siyasetten aktaracaklarımız bitmedi ama meclisten aktaracaklarımızın sonuncusuna geldik. Bu kez bir tarafta İYİ Parti lideri Meral Akşener, öte yanda MHP lideri Devlet Bahçeli var yine. Konu ise Diyarbakır'da İYİ Parti liderinin yapmış olduğu konuşma. Gelin cümleyi birlikte okuyalım önce. Mesele Cumhuriyeti sözde değil özde sahiplenmekse, mesele ahde vefaysa, mesele silahlara veda, kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. İYİ Parti lideri Diyarbakır'da bu ve benzeri birçok cümleyi kurdu. Üzerine de siyaseten yorumlandı. Seçim döneminde kim nasıl yaklaşır, adaylık tartışmaları, her bir tartışma başlığı bu cümlenin sacayağı olarak yorumlandı, tartışıldı akşamları televizyon programında. Dolayısıyla bugün de gündem olmasını bekliyorduk biz haberciler. Öyle de oldu. Üstelik günün erken saatlerinde ilk grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli bu konuya yorumlar getireceği belliydi. Öyle de oldu. Mesele Cumhuriyeti sözde değil, özde sahiplenmekse, mesele ahde vefa, akte sadakatse, mesele silahlara veda, kan dökmeye de tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, sırtını da kalbini de o sapasağlam bize yaslamaksa biz varız. Silahlara veda ne demektir? Vedayı edecek kimdir? Bu şuursuzluğun esin ve ilham kaynağı kimlerdir? PKK mı yoksa Türk askeri mi silahı bırakacaktır? Teröre boyun eğelim. Partisinin meclis grup kürsüsünde bu kez İYİ Parti lideri Meral Akşener'i hedef aldı. Akşener'in Diyarbakır'da yaptığı konuşmaya sert çıkıştı. İYİ Parti bu vatanın has evlatları. Kürtler kurdu, Türkler kurdu, Zazalar kurdu. Eşitliğe, güvenliğe ve hürriyete ulaşma idealiyle milletimizin her renginden, her fikrinden, her kimliğinden fedakar, mert ve cesur insanlarımız kurdu. İP Başkan eliyle PKK ile mütareke mesajı vermiştir. Kılıçdaroğlu'nun Türk ordusuna hakaretinden sonra İP Başkanı'nın bu ihanet açılımını seslendirmesi tesadüf değildir. Her dalda mendili, her tarlada ayak izi, her partide kökü, hatırası bulunanların gerçek yüzü
gerçek niyeti, gerçek hedefi ayan beyan ortaya çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ihanetin, tarla kurultaylarının, imza kampanyalarının nedeni sanıyorum çok daha netleşmiştir. Biz biliyorduk, bununla birlikte herkes de görmüştür. Bahçeli Akşener için siyasete veda edeceği günlere ulaşacak dedi. İP başkanı silahlara değil, siyasete veda edeceği günlere eninde sonunda ulaşacak. Bir daha da hiç kimseyi kandırmaya, aldatmaya, gülücükler saçarak gizlem ellerini saklamaya yeltenemeyecektir. MHP lideri bir zamanlar birlikte siyaset yaptığı, şimdilerde ise İyi Parti çatısı altında yer alan isimlerin aklının çelindiğini de iddia etti. Akılları çelinip aramızdan kopartılanları aşama aşamanı PKK'nın kuyruğuna takmayı amaçlayanları kul affetse de Allah affeder mi? Şehitlerimiz affeder mi? İP başkanına silahlara veda sözlerini kullandıran, bu siparişi veren hangi mihraklardır? Demiştik yani, meclisteki haber turumuzu tamamlıyoruz ama siyasetten çıkmak pek mümkün değil demiştik. Gerçi çok da ferah bir haberle geçiş yapmıyoruz. Zira bu tartışmanın öbeğinde bir ayakkabı var. Üstelik ayakkabıya dair kurulan ideal yalama üzerine. Yanlış duymadınız. Sırtımızda taşımamız lazım ya, ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Ayakkabı yalayıcılığına soyunan siz hiç milletvekili gördünüz mü ya? Ben merak ediyorum, bu milletvekili orduda nasıl geziyor? AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlere hem muhalefet hem de iktidar kanadından tepki geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AKP'ye o milletvekilinin heykelini dikme çağrısı yaptı. O zaman elini alsın bir Erdoğan'ın ayakkabısını yalayarak gitsin. Herkes de seyretsin. AK Parti'nin genel merkezinin önüne onun bir heykelini yapsınlar. Ve heykelin altına şunu yazsınlar. Erdoğan'ın ayakkabılarını eliyle yalamaktan söz eden ve bundan onur duyan milletvekilimiz diye. Yapsınlar. AKP kurmayları zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgüleri abartıyor. Daha önce de Erdoğan için peygamber benzetmesi yapan AKP'liler olmuştu. O övgüler sonunda ayakkabısını yalama noktasına geldi. Sırtımızda taşımamız lazım ya, ayakkabısını elimizle yalamamız lazım ya, bunlar şey olsun diye söylemiyorum ya. Abartılı övgüleri AKP içinden de tepki sesi yükseldi. Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Reise sadakatin bir adabı ve yordamı var dedi. Reise sadakatin bir adabı ve yordamı var. İslami ölçüleri aşan ve dinleyenlerin sahibine de reise tepki koyacağı övgülerden kaçınmak lazım. Reis övgüsünü ayakkabısına kadar indirgemek yakışıksızdır. Tanıdığım, bildiğim reis bu tarz övgülerden rahatsızlık duyar. Safi zarar işte. Ya ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Ya. Tepkilerin ardından AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız Oda TV'ye açıklamalarda bulundu. Belki haddimi aşmışımdır ama bu haddi aşma vatana, millete karşı değil diye konuştu. Tayyip abi ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Ya ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Ya bunlar. Devam edelim. Bir de FETÖ soruşturmaları, FETÖ suçlaması var. Hatta en yeni en moda tabiriyle söyleyelim. FETÖ iltisakı. Belediyelerde süren teftişlerde iltisak kelimesine aşina olmaya başladık. Hukukçular en başta ya hukukta yeri yok, yargıda yeri yok, iltisak nedir Allah aşkına gibi tepkiler ortaya koydular. Sonra ikna olmadılar ama galiba dertlerini anlatmaktan yıldılar. Şimdi terör iltisakı, FETÖ iltisakı, PKK iltisakı, eskiden bağlantı denir, maddi ve somut delilin ortaya konması beklenirdi. Geçmişte adliye muhabirliği yaptığım için bu lügata en azından biraz hakim. Ama bugünün iltisak tanımı dönüp dolaşıyor, ilk çıktığı yeri de vurmaya başlıyor. Nereye getireceğiz konuyu? İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığı'nın yardımcısı. Yani Sayın Süleyman Soylu'nun. Peki Sayın Çataklı neden bugün Halk Ana Haber'de burada sergileniyor? Çünkü kendisiyle ilgili değil ama kardeşiyle ilgili bir FETÖ iltisakı iddiası söz konusu. Hem iltisak hem iddiayı peş peşe kullanmak belki dilimizi de katletmek oluyor ama işte dikkat ediyoruz bazı nedenlerden. Şimdi FETÖ iltisakı iddiasıyla
yüzleşmek zorunda bırakılan bir aile üyesi nedeniyle, bir kardeşi nedeniyle İsmail Çataklı örneği var. Buna benzer birçok vatandaş da aynı şeyi yaşadı. Yetmedi, siyasetçiler yaşadı. İltisak konusunda. Kimi aile bireyleriyle ilgili, kimi ezelden beridir biliniyordu ya, sanki 17-25 Aralık'tan sonra öyle anlaşılmışçasına FETÖ'cü olarak bilinen bir bankaya daha önce bir ev taksidini yatırma gayesiyle bile FETÖ'cü ilan edilebildiler. Ya da kimi dershanelere gittikleri için. Ancak aile üyeleri nezdinde kimi siyasetçilere hiç ama hiç dokunulmadı. Bugünün tartışma başlığı ise Sayın Çataklı'nın kardeşiyle ilgili ilk açıklamayı yapan ismi hatırlatmakta fayda var. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'di. Sayın Çataklı da demişti ki, ya baktım yeni öğrendim ben de bir ihbar varmış ama kardeşim yurt dışında. Kaçmaz, gelir hesabını verir dedi. Bugün ise meslek büyüğümüz Tolga Şardan T24'te çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Dedi ki bu dün öğrenilmiş bir şey değil. Bu konuda resmi bir rapor var. Üstelik bu resmi rapor devletin kalbinden geldi. Masaktan geldi. Üstelik bu yılda değil dedi. Bakalım başka bir izah gelecek mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruyorum. Bakan yardımcının, İsmail Çataklı'nın kardeşi yurt dışında FETÖ firarisi mi değil mi kardeşim? Çıktaki değil. CHP Grup Başkan Vekili 22 Aralık'ta sordu bu soruyu. Cevabını da biliyordu aslında. Kamuoyuna duyurduğu bu durumun İçişleri Bakanı Soylu tarafından da 2019'dan beri değil, 2018 yılından itibaren bilindiği ortaya çıktı. Özel'in bu açıklamasının ardından Çataklı sosyal medyadan "Kardeşim 32 yıldır yurt dışında yaşıyor. Sen söyleyince baktım. Hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir." diye yanıt vermişti. Bir ihbar yapılmış. Bu ihbarla ilgili de elbette yurt dışında olan bir şahıs eğer böyle bir şeyde söz konusuysa kim nereden geçiyorsa oradan geçecek. Ancak gazeteci Tolga Şardan bu ihbarın Soylu'nun bahsettiği gibi 112'ye yapılmış standart bir ihbar olmadığını belirtti. Bankasya konusunda araştırma yürüten MASAK'ın tespit ettiği ve gizli koduyla İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği bir evrak olduğunu yazdı. Nereden çıktığını anlattı. Aldığım bilgiye göre Osman Çataklı hakkındaki evrak FETÖ ile mücadele çalışmalarını yargı ile birlikte yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın tozlu raflarından çıktı. Ben söyleyince dönüp bakıyor nereye bakıyorsa kendisinin FETÖ firarisi olduğunu öğreniyor. Şardan'ın bir iddiası daha var. İçişleri Bakanı Soylu 2018'de Çataklı'yı yardımcısı yaparken kardeşiyle ilgili bu durumu biliyordu. Oysa Soylu basın toplantısında ihbarın 2019'da olduğunu söylemişti. 2018'de diyor, sen bunu nasıl diyor bakan yardımcısı yaptın? İhbar ve soruşturma 2019. Tolga Şardan'a göre Çataklı kardeşinin durumunu 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçirirken İçişleri Bakanlığı'nda yeni yapılanma çalışmaları sırasında Soylu'ya aktardı. Kendisine görev verilmezse durumu makul karşılayacağını iletti. Ancak Soylu Çataklı ile çalışmaya devam edeceğini bildirdi ve müsteşar yardımcısını yeni sistemde bakan yardımcısı yaptı. Fransa'da yaşayan 6 kardeşi için İsmail Bey'i yargılayalım mı? Suçu yokken. Şardan Çataklı'nın kardeşinin soruşturma tarihi için 2019 dikkate alınsa bile dosyanın yıllardır sümenaltı edildiğine dikkat çekiyor ve yazısını devlet tüm kurumlarıyla FETÖ ile mücadeleye devam ediyor torpilliler hariç cümlesiyle bitiriyor. Fransa'da yaşayan... Bir az sonra bilgisi verelim. Mecliste bildiğiniz gibi başörtüsüne anayasal güvence konusunda bir komisyon kuruldu. Öncesini birazdan hatırlatırız. Sonrasında hangi ihtimaller var onu da birazdan hatırlatırız ama yine az sonra diyelim çok özel bir bilgiyi ekranlara taşıyacağız. Muhalefetin bazı çalışmaları vardı. İşte bununla ilgili sıcak bir not, sıcak bir bağlantı kuracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. Öncesinde dış politikanın başlıkları arasındaydı. İsveç'e, Finlandiya'ya NATO üyeliği hususunda bazı yollar açılmış. Bu durum muhalefetin tepkisini çeken açıklamaları beraberinde getirmişti. Sonra ne olacak, ne bitecek? Terör örgütü PKK'nın orada örgütlenebilmesinin önünü yıllarca açan bu iki ülke böyle görülüyordu. Şimdi bazı iadeleri yapacaklar mı acaba? Bazı sınır dışı kararlarına imza atabilecekler mi acaba? Sorusu soruluyordu. Tüm bunlar
belirli bir müzakere yöntemiyle halledilmeye çalışıla dursun. Ne oldu? Bir saldırı yetmedi, bir provokasyon peş peşe geldi. Bugün liderlerin gündeminde bu durum vardı. Önce haberimize gidelim, sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. Çarpıcı, sıcak bir başlığı yeniden ekranları başındaki izleyiciler için ısıtacağız ve son bilgiyi aktaracağız. Senin güvenlik güçlerin, polisin vesaire, onların koruması altında bu ihaneti, bu edepsizliği, bu alçaklığı, bu adiliği, bu namussuzluğu yapacak. Onların korumasıyla da orada, ah bak işte biz Müslümanlara ne yaptık diyecekler. Amacının ne olduğu o kadar aşikar ki, resmi görmek için özel bir zeka düzeyine sahip olmak gerekmiyor. Git provoke et demişler. İsveç-Türkiye ilişkilerini gelmiş, bu sefil kişi bozmak için her türlü provokasyonu yapmış durumda. Cumartesi günü bir sapık, bir manyak, bir şeytan piyonu Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde tüm uyarılara rağmen yüce kitabımızı yakmıştır. Bu azgın provokasyonu, bu nefret saçan eylemi ifade ve düşünce özgürlüğü olarak tevil edenler de aynısıyla suç ortağıdır. İktidarda muhalefet de İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu lanetledi. Liderlerin gündeminde İsveç'in NATO üyeliği talebi vardı. İktidar yaşanan provokasyon nedeniyle İsveç'e kapıyı kapattı. Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktı. İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun, seyretti durdu bu provokasyonu. Hiçbir şey yapmadı. Bu oyunun oynanmasına açıkça izin verdiler. O pislik o kadar alçalmış bir adam ki iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyor İslam. Aslında hedef sadece Türkiye değil, Türk İslam alemidir. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstahaktır. MHP lideri Devlet Bahçeli yaşanan provokasyonun perde arkasına dair ihtimalleri sıraladı. Bu provokasyon karşısında Türkiye'nin göstereceği tepkiyle Ankara'nın NATO üyeliğinin tartışmaya açılmak istendiğini söyledi. Batı'ya meydan okudu. Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler varsa buyursun açsınlar. NATO'yla doğmadık. NATO'suz da şükür ölmeyiz. Erdoğan ise İsveç yönetimine ülkenizin savunmasını terör örgütü mensuplarına havale edin diye seslendi. Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorsunuz, savunuyorsunuz, koruyorsunuz, öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Ve sıcak not zamanı. Haber masasında bağlantı kurmuştuk arkadaşımız Şeyma Paşa Yiğit. CHP ve İyi Parti'nin anayasa düzenlemesine ilişkin önergesini ilk kez ekranlara taşımıştı. Sıcak not olarak paylaşmıştık. Az önce gelen bilgi bu önergenin reddedildiği ama anlaşılan sıcak gelişmeler bununla sınırlı değil. Dönelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. O komisyonda Türkiye'nin referandum ihtimalinde tartıştığı başörtüsüne anayasal güvence tartışması başlığı adı altında konuştuğu karşılıklı söylemlerin ortaya atıldığı bu gelişmede, bu başlıkta neler oluyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Şeyma Paşa Yiğit, neler oldu komisyonda? Lütfen anlat bize. Can Coşkun, Anayasa Komisyonu'nda uzlaşı çıkmadı. CHP ve İyi Parti komisyon salonunu terk ettiler. Bugün Anayasa Komisyonu'nun ikinci görüşmeleriydi. Geçtiğimiz hafta geneli üzerinde görüşülmüştü. AKP Anayasa'nın 24 ve 41. maddelerinde değişiklik istiyordu. 24'ü başörtüsüne ilişkin, 41. maddede aile tanımının yapıldığı bir düzenleme getirmişlerdi. Ve CHP ve İyi Parti ortak önergeyle katıldılar bugün ve maddelerin görüşülmesine başlandığında 24. madde ilişkin yani başörtüsüne
başörtüsüne ilişkin dini inancı ibaresinin kaldırılmasını içeren bir önerge sundular. Komisyona ve Erhan Usta İYİ Parti Grup Başkan Vekili küçük bir değişiklik istediklerini söyledi. Başörtüsü kullanmayı dini inanca bağlanmaması gerektiğini ifade etti. Sadece önergelerinin kabulü şartıyla destek vereceklerini ifade etti. MHP Genel Başkanı Fethi Yıldız da bu konu sadece dini inancı sebebiyle getiriliyor ifadelerini kullandı. AKP Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu da bu teklifimize olsa olsa destek vermemenin bahanesi olarak konuştu. Ve Ayhan Erel de İYİ Partili Ayhan Erel de dini inancı sebebiyle olup olmayacağını tespit eden bir araç mı icat edildi? Muğlak ifadeleri ortadan kaldıralım istiyoruz ifadelerini kullandı. Daha sonra önergelerin oylamasına geçildi. CHP ve İYİ Parti'nin önergesine ve AKP ve MHP oylarıyla önerge reddedildi. Reddedildikten sonra da maddenin oylamasına geçildi ve AKP ve MHP oylarıyla madde kabul edildi. CHP ve İYİ Parti tepki gösterdi. Anayasa böyle mi yapılır tepkisini gösterdi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, sizin amacınız başörtüsü sorununu çözmek değil, şu önergenin neresi beğenilmedi? AK Parti başörtüsü sorununu çözememiş olarak tarihin tozlu sayfalarına gömülecektir dedi ve önce İYİ Parti Anayasa Komisyonu üyeleri, sonrasında CHP'nin Anayasa Komisyonu üyeleri komisyon salonunu terk ettiler. Bundan sonrasında ne olacak? Gözler genel kurulda olacak. HDP'nin de katılmadığını ifade edelim. Anayasa değişiklik teklifinin için 400 milletvekilinin oyu gerekiyordu. 360 ve 400 milletvekilinin oyu ise referandum demekti. 336 imzayla sunulmuştu. AKP ve MHP'ye hem CHP ve İYİ Parti'den hem de HDP'den destek çıkmadı. Şeyma Paşa'yı Taşkın Özdemir, teşekkürler. Sıcak noktadan, komisyonların koridorundan arkadaşımız bağlantıyı kurdu ve son dakika özel gelişmesini aktardı efendim. Muhalefet önerge reddedilince komisyonu terk etti. Burada siyasal bir hesap güdülmesin diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçlandığı bir süreç yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan neden suçlanıyor? Çünkü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsüne yasal güvence dedikten sonra bunu gollük pas olarak nitelendirdiğini beyan etmişti. Bu söz üzerine eleştirilerin hedefi oldu. Devamında da anayasal güvence verelim, el arttırıyoruz şeklinde yaklaşılması altılı masanın her bir lideri tarafından tepkiyle karşılandı ve hiçbir randevu verilmedi. Bunu vurgulamış olalım. Şimdi Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na şöyle bir önerge sunmuştu. Bakın, reddedilen önergeyi bir kez daha hatırlatalım. CHP ve İYİ Parti hangi önergede ortaklaşarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne madem çözmek istiyorsunuz buyurun dedi. Neyin reddedildiğini okuyalım birlikte. Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1. maddesiyle anayasanın 24. maddesine eklenmesi öngörülen cümlede şöyle bir ifade geçiyor diyor CHP ve İYİ Parti. Dini inancı sebebiyle başını örtmesi, örtmesi ya da örtmemesi şeklinde değiştirelim diyor. Yani sadece başını örtmesi, bunu kapsama almayalım. Örtmesi veya örtmemesi. Yani başını örten de örtmeyen de bu şekilde daha kapsamlı hareket etmiş oluruz diyor. Birinci önerisi bu. Bunun diyor değiştirilmesini teklif ederiz. Çünkü sizin yazdığınız metinde şöyle bir durum var diyor. Devlet kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır. Halbuki bunu daha geniş kapsamlı yapabiliriz diyor CHP ve İYİ Parti. Dini inanç ibaresine bağlı kalmayalım. Tüm kadınların başını örtme ya da örtmeme özgürlüğü ve giyim tercihleri anayasal güvence altına alınmaktadır. Bu cümleyi yazalım iş bitsin diyorlar. Mealen Adalet ve Kalkınma Partisi bunu doğru bulmadığını ifade etti. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi de. Dolayısıyla özetle, ez cümle, Cumhur İttifakı hayır uygun değil dedi ve az önce reddettiler. Bunun üzerine, bu önergenin reddedilmesi üzerine ise CHP ve İYİ Parti kurmaylarının komisyonu terk ettiğini söyleyelim. Halihazırda HDP'nin de katılmadığını beyan edelim. Kapatma davasını gerekçe göstererek bu konuda bir samimiyet arayışımız var. Bunu göremiyoruz demişlerdi mealen. Günün sıcak gelişmesi ana habere denk yansıdı efendim. Detayları aktardık. Şimdi dönelim tekrar. Sıcak başlıktan döndük. Vatandaşın gerçek gündemine girelim mi? Yani cep gerçeklerine. Kalem kalem, sektör sektör ekranlara getirelim. Önce gelin barınma kriziyle başlayalım. Bir de nedenlerine bakalım.
Sanırım bu gidişle de kimse ev sahibi olamayacak. Şu an var, aç karnımızı zor doyuruyoruz. Demirden betona, tuğladan çimentoya, malzeme fiyatlarında artış var. İşçilikte de öyle. Üzerine bir de harçlar, vergiler, yapı denetim ücretleri. Konutta her kalemin maliyeti yükseldi. Bu da satışa yansıyor. Demir yine tonu 5000 TL'ler civarındayken bugün 17-18 bin liralar noktasında. İşçilik keza yine malzeme oranında çok artış göstermese de en az 3 kat artmış durumda. Şu an metrekare inşaat işçilik fiyatı 200-250 lira arasında değişiyor. AKP konut programı ile ilgili bir kanun teklifi sundu. AKP ve MHP milletvekillerince komisyonda kabul edildi. Bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Teklife göre ilk 3 yıldaki taksit tutarının hane gelirinin %30'unu aşan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak. Faiz oranı, kar payı, vade gibi özelliklerin belirlenebilmesinde yetki Cumhurbaşkanı'nda olacak. Peki bu vatandaşın ev sahibi olmasına yardımcı olabilecek mi? Antalya'ya gidiyor. Şimdi Antalyalı Ahmet, Mehmet, Agop, Ayşe, Fatma evini alamayacak. Hans gelecek, George gelecek, Igor Rusya'dan gelecek. Oradaki evleri kapatacak. Antalya'da fiyatlar şişmiş. 1 milyonluk ev 5 milyon olmuş, 10 milyon olmuş. Çevre Bakanlığımız izliyor. Hükümet izliyor bunu. TÜİK'e göre konut fiyatları bir yılda %174 arttı. En yüksek artış %214 ile Antalya'da oldu. İstanbul'da ise yıllık artış %186'yı buldu. Muhalefet ve sektör temsilcilerine göre yabancıya satış fiyatları şişiriyor. Bu nedenle sınırlama getirilmeli. Satış kitlemizi kime istinaden yapıyoruz derseniz, hem yüksek tabaka hem de yurt dışından gelecek gurbetçi vatandaşlarımız. Çünkü euronun ve dövizin yüksek olması onlara sadece kolay alımı mümkün hale getiriyor. Kanada ne yaptı biliyor musunuz? Yasakladı yabancıya satışı ya. Yasakladı. Niye? Fiyat çok şişti diye. Ben komple yasaklayalım da demiyorum. Bakın belli illerde bir şişme var. Özellikle batı illerinde korkunç bir şişme var yabancıların bu alana girmesinden dolayı. Belli illerde yasaklamalar gündeme gelebilir. Bununla ilgili bir yasa çıkarmalıyız. Yürütmeye yetki vermeliyiz. Aksi halde eve giren birkaç maaşla ev sahibi olabilmek imkansız. Hele ki o asgari ücret emekli ya da memur maaşıysa. Asgari ücreti çalışan neyle ödeyecek onu? Kira, ışık, su, doğalgaz ve yemek içmek masrafından ne alabiliyorsunuz? Kıyıya 5 kuruş para attığımız yok. Bugün hiçbir maaş alan standart bir memur ya da zaten asgari ücretlinin buralara yaklaşması bile söz konusu değil. Tüm mutfak masrafından temel ihtiyaçlarda olduğu gibi burada da yüksek bir artış oldu. Şu an için bu rakamlarda standart bir ücret alan bir ailenin gayrimenkul alım yapması biraz imkansız. Sektörü değiştirelim. Barınma demeyelim, ulaşım diyelim. Araçlara bakalım. Hatta en derinine girelim. Yani oto tamircilerine. Orada bile ne değişiklikler var? Birlikte görelim. Artan zamlar, ekonomik kriz, düşen alım gücü. Şimdi de araç muayenelerini vurdu. Otopark alanındaki panodan sahibinin yapılarak alım gücünün düşmesi artık hayatın her alanını etkiledi. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Artık sürücüler araç muayenelerinde parça kiralamaya başladı. Esnaflık artık zor oldu. Geçinmek her insan gibi, yani bizim de artık yani geçinme olaylarımız biraz düştü. Adres Osmaniye. Selçuk Ançer 30 yıldır oto tamirciliği yapıyor. Fakat kendisine de tamir için değil, ikinci el parça için geliyorlar. Çünkü ürünler çok pahalı. Sıfırına diyelim ki, misal veriyorum, 500 lira diyor adam, ikinci eline 200 lira diyor. Bu adam mecburen ikinci el piyasasına düşmek zorunda kalıyor. Durum böyle olunca sürücüler muayeneden geçebilmek için parça kiralamaya başladı. Muayenesi geliyor arkadaşlarımız, bazı arkadaşlarımız var. Abi elinde bu muayeneye geçirecek malzemelerim varsa biz bunu takalım. Bunu taktıktan sonra da geri çıkaralım diyen insanlar var. Bunun kirasını istiyor yani, biz işin açını söyleyeyim. Ekonomik koşullar kültürel hayatımızı, mizahı ve belki de ülkede ender kalan o muhalif damarı da vuruyor. Uykusuz dergisi. Şahsi olarak çok üzüldüğüm bir haber az önce aldık. Son sayımız yarın bayilerde de uykusuz. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen
Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Uykusuz dedi. Birçoğuna böyle şahit olduk mizah dergilerini yıllar içinde. 9-10 yaşlarından beri her hafta kaçırmadan limon, lemanyak, lombak derken penguen, derken uykusuz, kadro değişimleri, transferler o kadar yakından takip ettiğim bir sektördü. Uykusuz almak o içerisinde geçirdiğiniz zamana bağlı olarak kimisini 40-50 dakikada okuyup bitirirsiniz. Kimisini bir hafta sonu zaman zaman elinize alarak, okuyarak, gülerek, eğlenerek, kafa dağıtarak zaman geçirirsiniz. Tüm bunları artık elimizden alıyor ne yazık ki ekonomik gerçekler. Üzücü bir haber. Umuyoruz ki geri dönüşü olur. Kapanış haberimiz dün bugün kıyası ile ilgili. Dün bugün kıyası dediğime bakmayın. Aslında geçtiğimiz yıl aynı günle bugün kıyaslanıyor. Bakın arada mevsimsel nasıl bir fark var. O küresel ısınma diye bahsediyoruz yani. Şehirleşme diyoruz yani. Bakın etkilerini. Sadece adı kış. Ülkede son yılların en kurak günleri yaşanıyor. Bu görüntüler İstanbul'dan. Geçen yıl bugün. 2022, ocağın sonuna doğru. Şehrin farklı noktaları. Kış çoktan başlamış. Hatta kar var. İstiklal Caddesi'nde yürüyenler, Taksim Meydanı, Sultanahmet, parklar, bahçeler, havaalanı kar altında. Aracı yolda kalanlar var. Ekipler temizlik çalışmaları yapıyor. Bu yılsa İstanbul ekranın sağ tarafı gibi. Sanki günler bahardan kalma. Ankara'da da 2022'nin ocağı 2023'ünkinden epey farklı. Kuğulu Park, Atakule, Botanik Park, Ulus Meydanı, Anıtkabir. Bir sene önce başkent Ocak ayında karla mücadele ediyor. Okullar tatil, yüksek mahallelerde yollar kapalı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle kış aylarının bir sene içindeki değişimi işte böyle gözler önüne seriliyor. Bu ülkede sadece bugün kayda geçenleri aktarmak için daha birkaç saate ihtiyacımız var. Ama Alkan Haber'in süresi sadece bir saat daha sınırlı. Bir saat daha gerçekleri aktaracağız. Unuttuklarımızı hatırlatmaya devam edin. Birazdan buluşalım. Yapı Kredi Mobil sınırları kaldırır. 7/24 çalışır, zaman sınırını kaldırır. Nerede olursan ol, mekan sınırını kaldırır. Alışverişte sınırları kaldırır, ticarette sınırları kaldırır. Ve 12 milyondan fazla kişinin kullandığı Yapı Kredi Mobil, şimdi de bankalar arasındaki sınırları kaldırıyor. Açık bankacılık dönemi başlıyor. Hemen Yapı Kredi Mobil'i indirin, diğer banka hesaplarınızı ekleyerek uygulamalar arasında gezinmeden vadesiz hesaplarınızı takip edin. Başka banka hesaplarından para transferi ve ödemelerinizi tek uygulamadan gerçekleştirin. Çağla, bir insan formunu hiç mi kaybetmez? Ne içiyorsan aynısından istiyorum. O zaman hemen sana da bir Doğuş Yeşil Çay hazırlıyorum. Doğuş Çay'dan asla vazgeçmem. Sen de Doğuş Yeşil Çay'la arınmanın keyfini yaşa. Her doğuş, yeniden doğuş. Bambaşka bir teslimat hizmetine hazır mısın? Şimdi sen de o zamanı. Memnuniyetle. Şartlar ne olursa olsun, gönderilerini Türkiye'nin her bir köşesine ulaştırmak için çalışan bir yol arkadaşı. Kim o? Sen de o. Süper güçleri olmasa da satanı da alanı da memnun eden sen de o. Nasıl gidelim? Havaya boşuna karbondioksit saçarak mı? Yoksa yürür müyüz? Efendim? İki adım için diyorum. Arabayla mı gideriz yoksa yürür müyüz? Yürürüz ya. Yürürüz, yürürüz. Olur, tamam. Bir tercih çok şey değiştirir. Sen de Yapı Kredi Step'le günlük tercihlerini değiştir. Geleceğe birlikte adım atalım.
Yapı Kredi Step. Artık Tayyip Erdoğan kendi kitlesi de dahil Türkiye'nin siyasetçilere katıksız gözümüzü kapalı teslim olalım. Medya ve siyaset kimlikler niye ve inançlar üzerinden parseliler. Önce taciz sonra tecavüzüne. Şu anda mevcut iktidarın bu tarikatlere ve cemaatlere organize suç örgütlerinin liderleri vasıtasıyla tetik de edebilir. Murat Sabuncu ve Levent Gültekin'le iki yorum her salı ve pazar saat 20'de Halk TV'de. Hayatım, ortalama 120 bin ağacı yok etmek mi isteriz? Maille mi alalım? Anlamadım. Kredi kartı ekstreleri. Mektupla mı gelsin isteriz? Maille mi alalım? Maille gelsin. Bence de. Bir tercih çok şey değiştirir. Sen de Yapı Kredi Step'le günlük tercihlerini değiştir. Geleceğe birlikte adım atalım. Yapı Kredi Step. Şşt, yap diyor, bir şey söyleyeceğim. Al şu hisseyi. Bakın size geçen alın dediğimde... Konu yatırım olunca her kafadan bir ses çıkıyor. GCM Yatırım müşterileri ise sadece işin uzmanlarına kulak veriyor. Hemen ücretsiz deneme hesabınızı açın ve Borsa İstanbul'da kendinizi deneyin. GCM Yatırım, geleceğime yatırım. Türkiye'nin ilk tercihi Koroplast varsa maceraya yer yok. Koroplast'la birlikte kolay. Garanti BBVA Mobil'in yeni özelliğiyle diğer bankalardaki hesaplarınız ve POS hareketleriniz artık tek yerde. Diğer banka hesaplarınıza ve hesap hareketlerinize Garanti BBVA Mobil'den ulaşın. Garanti BBVA Mobil kolaylığını tüm bankalardaki hesaplarınız için yaşayın. Su geçirmeyen zemin boyası lideri ZBS Boya hava durumunu sunar. Su geçirmeyen zemin boyası lideri ZBS Boya hava durumunu sundu. Olduğu gibi özel dosyalarımızla birlikte olacağız. Bu ülkede ne yazık ki bitmedi. Mücadelemiz devam edecek. Yargıya olan güveni perişan etmiş hali. Her salı Şule Aydın, Timur Soykan ve Murat Ağrel'le kayda geçsin Halk TV'de. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Halk TV'ye ulaşmak artık bir uygulama kadar yakın. Sansürsüz haberlere ulaşmak için yapmanız gerekenler çok kolay. iOS telefonunuz ve tabletler için App Store'a girin. Hemen alttaki arama tuşuna Halk TV yazın. Karşınıza çıkan Halk TV resmi uygulamasına tıklayıp indirin. Android telefonlar için de aynısını yapın. Google Play'e girdikten sonra arama bölümüne Halk TV yazın. Çıkan uygulamayı telefonunuza indirin. Ayrıntılı haberler ve Halk TV canlı yayını artık telefonunuzda. Halk TV uygulamasında gün içindeki eski ve yeni tüm YouTube videolarına da ulaşabilirsiniz. Unutmayın, haberleri uygulamamızdan takip etmeniz telefonunuzun şarjını daha az tüketir. İSONEM BD görünmez şeffaf zemin su yalıtımı. Seramik ve mermer kaplı balkon, teras, banyo zeminlerine kolay uygulanır ve ekonomiktir. İSONEM, yalıtımın rengi.
24 Ocak Salı saatler 19'a geldi. Halkan Haber'in ikinci bölümüyle karşınızdayız efendim. Ekranlarını yeni açan değerli izleyicilerimiz için duyuralım. Çok değerli meslek büyüğüm İrfan Dayırmancı sadece bir günlük grip molasında efendim. Yarın tekrar umuyoruz ki Halkan Haber'de alışılageldiği gibi sizlerle birlikte olacak. İlk bölüm hareketliydi çünkü birçok son dakika gelişmesi denk geldi. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti'nin ortak imzaladıkları o önerge, anayasa önerisi, başörtüsünün anayasal güvence önerisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki kimi tekliflerdeki o kimi endişelere bir açıklık getirerek bir düzeltme vardı içinde, o düzeltmeyi kabul etmedi. AK Parti ve MHP reddetti. CHP ve İYİ Parti bunun üzerine komisyonu terk etti. Şimdi ulaştık o görüntülere. Az önce Şeyma Paşayiğit'in özel bilgileri ekranlara gelmişti. Son dakika gelişmesi Halk TV ekranlarındaydı. Hem önergenin reddedildiği hem de komisyonun terk edildiğini aktardı bizlere. Meclisten yaptığı bağlantıda. Şimdi ise o anlar bakın nasıl kayda geçmiş. Birlikte izleyelim. İşte bu tepkilerle bakın anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu'nu görüyoruz. Bülent Tezcan'ı görüyoruz. Levent Gök o noktada. Ali Mahir Başarı, Sezgin Tanrıkulu bu şekilde komisyonu terk ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başörtüsü önergesi reddedilince bu şekilde reddettiler. Bu arada komisyondan muhalefet terk ettikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu anayasa düzenlemesi geçti. Dolayısıyla komisyondan geçti. Genel kurula geliyor. Bakalım genel kurulda neler olacak? Bu son dakika bilgisini de paylaşmış olalım. Ama bir son dakika bilgisi daha var. Yine bir düzenlemeyle, bir yargı notuyla ilgili değil. Bir fezleke ile ilgili. Yargının ana damarlarından biri. Bildiğiniz gibi efendim CHP'li hukukçu bir milletvekili aynı zamanda Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfi Türkkan. Fezleke gelmişti komisyona. Ek savunma süresi verdik demişti. Komisyon adına açıklama yapan üye. Şimdi Ali Mahir Başarır'dan sıcak bir yanıt efendim. CHP'li Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Hazırlık Komisyonu'na tek bir cümle sundu. Tek bir cümle. Size savunma vermiyorum. Yani dokunulmazlığımı kaldıracaksanız hodri meydan diyor bir nevi Ali Mahir Başarır Mersin Milletvekili ve imzasıyla birlikte. Dolayısıyla savunma vermediğini beyan ediyor. Resmi olarak fezleke tartışmaları, dokunulmazlık tartışmalarına ilişkin bir fezlekeyle karşı karşıya kalan Ali Mahir Başarır'ın size savunma vermiyorum beyanı. Bu şekilde teslim edildi dakikalar önce komisyona, bunu da vurgulamış olalım. Bir anmayla başlamıştık. Faili meçhullerden ya da yerine göre faili meşhurlardan bahsetmiştik. Ne demiştik? Unutmadık, unutturmadık. Unutmadık Uğur Mumcu'yu. Unutturmayacağımız aynı zamanda Gaffar Okan ve onun dosyasında bir kişinin bile tutuklu kalmaması da var elbette. Değerli meslek büyüğümüzle başlayalım. Ardından Gaffar Okan'a döneceğiz. Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu 30 yıl önce menfur bir cinayete kurban gitti. Cinayetin arkasındaki karanlık yapı aydınlatılmadı. Azmettirenlerse hala bulunamadı. Uğur Mumcu benim önderimdir. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Vefatının 30. yılında sevenleri yine evinin önünde karanfiller ve türkülerle andı Uğur Mumcu'yu. İlle dostum gülü yaralar.
Araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun öldürülmesinden tam 30 yıl geçti ve sevenleri her yıl olduğu gibi bugün de anıta karanfiller bırakıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP milletvekillerinden oluşan heyette Uğur Mumcu'nun önce ailesini ziyaret etti, ardından faili meçhuller anıtına ve Mumcu'nun vefat ettiği alana karanfiller bırakarak mum yaktı. 1990'lı yıllarda işlenen en çarpıcı siyasi cinayetlerden biriydi Mumcu cinayeti. Aradan geçen 30 yıla rağmen cinayetin arkasındaki sır perdesi aralanamadı. Sevenleri cinayetin aydınlatılmasını istiyor. Uğur Mumcu katliamında adalet yok. Bugüne kadar bir adalet sağlanamadı. Gazeteciler öldürülerek aslında halkın gerçekleri öğrenmesi, susturulmak öğrenmesini isteniyor. Bugün Uğur Mumcu'nun katledildiği tarihin 30. yılında. Bugün Türk Ceza Kanunu'na göre maalesef 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gün bugün. İktidar değiştiğinde mutlaka bu suçlarla ilgili yeniden dosyalar açılacak. Mumcu'nun cenazesini sırtlayan Şeref Demirsoy da anma törenine katılan isimler arasındaydı. O günü anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Vallahi 30 yıl önce bomba evimize düştü. Yani kelimeleri toparlamak çok zor. Gerçekten bir aile toplantısındaydık. Kapattık. İlk haberleri okudum. Önce Uğur dinler zannettim. Birden Uğur Mumcu deyince yıkıldım. Koştum buraya. Karlı sokak, kanlı sokak olmuştu. Yani halen o günü yaşıyorum. Yani gözümün önünden o yağmurlu günde o yürüdüğümüz anlar bitmiyordu ama yağmur gözümüzden, gökyüzünden yağıyordu. Hepimiz ıslandık. Burada hemen görünüyorsunuz aslında cenazeyi sırtlayanlardan. Yani şu fotoğrafa baktığımız zaman yine aynı duyguları yaşıyor musunuz? Tabii ki. Yani şu andaki hissettiğim zaten konuşamıyorum. Faili meçhul bırakıldığını unutmadık. Ama unutturmadık ve unutturmayacağız da. Gaffar Okan ve dosyasında tek bir tutuklu kalmamasın. 22 yıl önce 5 silah arkadaşıyla birlikte silahlı saldırıya uğradı Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Gaffar Okan. Diyarbakır'daki karanlık suikastin düzenlendiği noktada anma töreni vardı. Sakarya'da 1952'de dünyaya geldi Gaffar Okan. Polis Akademisi'nde eğitimler aldı, ardından Anadolu'nun birçok yerinde görev yaptı. Son olarak Hizbullah'ın yoğun faaliyetlerde bulunduğu şehre Diyarbakır'a atandı. O faaliyetlerin çökmesinde önemli bir rol oynadı. Diyarbakır'da kadın polisler ilk kez onun döneminde sokağa çıktı ve trafiği yönetti. Diyarbakır halkının da büyük sevgisini kazanmıştı Gaffar Okan. Tarih 24 Ocak 2001 saat 17.40 sıraları. Makamında valiliğe gidiyordu. Kimliği belirsiz kişilerce kurulan pusuda Gaffar Okkan'la polis memurları Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş şehit oldu. 22 yıl oldu, saldırganların kimlikleri tespit edilemedi. Gaffar Okkan suikasti de diğerleri gibi faili meçhul kaldı. Suikastın arkasında Hizbullah'ın olduğu iddia edildi. Ancak failler hala bulunamadı. Hafızalarımızda onun meşhur sözü, 33 ondan tüm birimlere, Diyarbakır halkına eziyet edeni yakarım diyen ve şehit edildiğinde Diyarbakır'da ailelerin, anaların, babaların çocuğuna Ali Gaffar ismini koyduğu bir şehit kahraman polis müdürümüzden bahsediyorum. Ölümünün 22. yılında unutulmadı Diyarbakır'da. 5 silah arkadaşıyla vurulduğu yerde tören düzenlendi. Gaziler, polis memurları ve vatandaşlar şehitlik anıtına karanfil bıraktı. Saldırının faillerinden Suat Çetin yeniden yargılama sonucu 28 Ocak 2019'da tahliye edildi. Böylece cezaevinde Okkan suikastına ilişkin tutuklu kalmadı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da bu tahliyeleri hatırlattı. 22 yıl geçti. O şehit oldu ancak onu öldürenler, ona o suikasti yapanlar, Hizbullahçıların tamamı tahliye edildi. Bugün ortada bir tane hükümlü ve tutuklu yok. Hepsi tahliye edildi. Kimin nerede olduğu belli değil.
Gaffar Okkan'la ilgili yanıt alamadığı soruları yeniden sordu. Sorularını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a yöneltti. Onu şehit edenleri de hatırlıyoruz. Bunun gerekçesini, bunların bırakılmasının seçimlerden önce, yerel seçimlerden önce bırakılmasını, hepsinin tahliye edilmesinin gerekçesinin siyasi olduğunu biliyoruz. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Zamanı geldiğinde adil yargılayarak hukuk çerçevesinde onların katillerinden hesap soracağız. Bu anmaların ardından bir de İrmeksek büyüğümüze son görev icrası vardı. Orhan Eliniç. Çetin Emecin gazetesindeyiz. Oradan başlayan arkadaşlarımız bugüne dek, ölene dek hiç korkmadı. Ben ona babalim belli ederdim. Basına adanmış bir ömür. 65 yıllık gazetecilik yaşamının 50 yılını Cumhuriyet gazetesine verdi. Cumhuriyet davasında çalışma arkadaşlarıyla birlikte uğradığı haksızlıklarda da hiç öfkelenmeden savunmasını yaptı. Kendisini hiç unutmayacağız. 22 Ocak günü 87 yaşında yaşama veda eden duayen gazeteci Orhan Erinç son yolculuğuna uğurlandı. Erinç için ilk tören 3 dönem başkanlığını yaptığı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde yapıldı. Özgür düşüncenin özgür olmadığı bir ülkede insanın da özgür olmayacağını bilen gazetecilerdendi. Ve aynı zamanda Orhan Erinç evet gazeteciydi ama bir de gazetecilik mesleğinin örgütlenerek ve o mesleğin hak ettiği yere gelmesi için bu anlamda da çok ciddi çalışmalar olan biriydi. Kullarınızı helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Tekrar helal ediniz. Alınan helalliğin ardından Erinç'in naaşı yıllarca emek verdiği Cağaloğlu'ndaki gazeteciler cemiyetinden Şakir'in camiine uğurlandı. Dostları, mesai arkadaşları, yetiştirdiği gazeteciler, siyasetçiler ona son görevini yapmak için oradaydı. Ocak ayı çok hüzünlü bir ay, çok değerli aydınlarımızı kaybettiğimiz bir ay ve bugün Orhan abiyi de uğurluyoruz. Dolayısıyla demokrasiyi, ifade özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü sonuna kadar savunan çok önemli bir değeri kaybettik. Başımız sağ olsun. Yani Orhan yanımda her zaman ama bu kadar güzel dostları, bu kadar güzel insanlar, iyi ki varsınız. Kılınan cenaze namazının ardından Erinç'in naaşı Merdivenköy Mezarlığı'na defnedildi. Usta gazeteci Cumhuriyet Gazetesi'nde 1963-2018 arasındaki dönemde muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine ve imtiyaz sahipliğine kadar tüm kademelerde görev yapan ilk çalışan oldu. Aslında bu kuşaktan, bu kıdemde bir gazeteci ömrünün son aşamasında eğer dünyada medeni ve demokratik bir devlette yaşıyor olsaydı zannedersem bir şeref madalyasıyla ödüllendirilirdi. Bizimkinde boynuna sanık yaftasını asıp ceza verdiler. Basın tarihine kara bir leke olarak geçen Cumhuriyet davasında çalışma arkadaşlarıyla yargılandı, hüküm giydi. Bir kez daha başsağlığı dileklerimizi paylaşalım. Şimdi ülkenin sıcak gündemine yeniden bir giriş yapalım. İlk bir saatlik günümde nelere zamanımız yetmedi? Neleri vurgulamak? Hangi ayrıntılara işaret etmek lazım? Ekonomi başlığıyla başlayalım isterseniz. Çünkü son sıcak başlık oradan. Neden derseniz bir af düzenlemesi, kimine göre bir yapılandırma düzenlemesiyle karşı karşıya kaldı seçim satımı halindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Peki seçime giderken af ve yapılandırma da tamam ama öbek öbek, madde madde, kalem kalem bazı kategorilerin üzerine gitmek gerekiyor. Orada çok ayrıntı var. Orada bazı tartışma başlıkları var. Onlardan biri de elbette ehliyet üzerine seyrediyor. Öyle bir şey olur mu ya? Ceza. Öyle ön kapıdan girip arka kapıdan çıkılmayacak cezalar hem de. Doğru değil tabii ki ama... Ya burası Türkiye ya. Ben ne bileyim artık duyduğumuz hiçbir şeye şaşırmıyoruz. İktidarın seçim öncesi politikalarına bir yenisi eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ehliyet affını duyurdu. Buna göre 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek. 10 bine yakın ehliyet iade edilecek. Biz bu hataları bu ertelemeyle kışkırtmış oluruz. Buna çok dikkat etmek lazım. Bu yanlıştan bir an evvel
dönülmesi lazım. Trafik kazalarında yılda 5000 kişi hayatını kaybediyor. 3000 kişi yaralanıyor. Türkiye'nin trafik karnesi eksilerle dolu. Ancak hatalı sürücüye sınıf tekrarı yok. Basından okuduğumuz Cumhurbaşkanlığı'nın ilettiği trafik cezalarının kaldırılması kararı külliyen yanlış bir tutumdur. Öyle bir şey olabilir mi ya? Mantık dışı. Makas atacak, ölmeyecek, içkili veya uyuşturucu olduğu zaman cezalanacak. Onun dışında caddelerde süratle gitsinler. Borç yapılandırma paketi kapsamında alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük dışındaki ihlaller siliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında duyurdu. Peki yayaların ne günahı var? Kimi olumlu buldu bu affı, kimi ürkütücü. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde dedi. Ancak sürücüler ve yayalar endişeli. Gelişi güzel para karşılığı ehliyet verilip tekrar o kişiler affetseniz dahi daha sonra suçlu olup potansiyel olarak topluma yansıyacaktır. Uyuşturucu ve ağır suçlar haricindekilerin affedilmesi çok olumlu bir hareket. İngiltere'de kemer takmamanın cezası 100 sterlin. Olay mahkemeye intikal ederse tutar 500 sterline kadar çıkıyor. Başbakan olsanız dahi cezai yaptırımı var. Tıpkı Rısi Sunak'a kesilen ceza gibi. Makam aracından paylaştığı videoda emniyet kemeri takmadığı görülmüştü. İngiltere polisi Sunak'a ceza kesti. Avrupa Birliği ülkelerinde hiçbirinde bu nevi trafik cezalarının ertelenmesi, ehliyetleri alınmış yanlış sürüşlerden dolayı, yanlış hareketlerden dolayı, ihlal etmiş olanlardan dolayı ehliyetleri alınmış kişilerin cezalarının silindiği bugüne kadar hiç görülmedi. Kriz başlıkları bir nevi haber başlıklarına döndü. İşte barınma krizi diyoruz. İlk bölümde ekranlara getirdik. Gıdada olup bitenler. Aslında bu konuda söylenecek çok da şey var. Bir röportaj üzerine bir meslektaşımızın dahi işine son verildiğine ve hatta arkasından kimi yöneticilerin sadece ve sadece bunu geçerli ve doğru kılmak adına nasıl can çekiştiklerine şahit olmak da bizim için ızdırap vericiydi. O meslektaşımıza geçmiş olsun. Bugün gelelim, o dayanışmayı yansıtalım. O dayanışmayı bu ekranlardan vurgulamaktan imtina etmeyelim. Yoksa neden buradayız sorusunu sormak gerekir. Geldi konu ekonomide bazı ürünlere. Örneğin kişisel bakım. Kişisel bakım konusunda artık bu da olmasa olur diyebileceğimiz noktaya mı geldik soruları soruluyordu. Bazı vatandaşlar diyor ki uzun zamandır oradayız. Hem fiyatları çok yükselttiler, hem gramajını küçülttüler. Yani rakamlar o kadar yüksek ki yanından geçip gitmek zorundayım zaten. En sık kullandığınız kozmetik ürünleri neler? Maskara, kalem, ruj. Peki bunların fiyatları nasıl şu an? Pahalı. Deodorant alıyorsun, saç boyası alıyorsun. Ne bileyim bir nemlendirici alınıyor. Kişisel bakım ürünlerine ulaşmak zorlaştı. Şampuan, deodorant gibi olmazsa olmaz kozmetik ürünlerin fiyatları katlandı. Pudra, rimel, ruj gibi makyaj ürünleri artık lüks oldu. Bazılarının gramajları da azaldı. Hızlı fiyat artışları vatandaşın tercihlerini kısıtladı. En ucuz ojeyi alıyorum, oradan bakıyorum şeyin içinden, onu alıyorum, onu kullanıyorum. Deodorantlar da öyle çılgın rakamlar söz konusu. 400 lira bir fondöten olmuş. Onun yerine yerli markalardan seçiyorlar. Fiyatla beraber gramaj. En büyük sorun. En sık kullanılan kişisel bakım ve kozmetik ürünleri de zamlardan nasibini aldı. Bazı markalar artan maliyetler nedeniyle gramajı düşürme yolunu seçti. Ancak ona rağmen etiket fiyatları yükseldi. Müşteriler en uygun fiyatlı ürünleri arıyor, kimisi ihtiyacı olsa da satın almaktan vazgeçiyor. Alışveriş yaparken fiyatına 10 sefer bakıyoruz. Emekli insanız, mecburen bakacaksın. Dükkan dükkan gezdim, burası daha ucuz diye. Şimdi mesela saç kremi aldım burada. Almaktan vazgeçtiğiniz ya da artık almadığınız ürünler var mı? Var, makyaj malzemeleri. Gerçekten rakamlar çok yüksek bütçemize göre. Tabii ki. Onu alayım mı derken, yok almayayım bu sefer çıkayım diyorsun. Yok çünkü alamazsın. Gramajı düşürülen ürünlerin başında şampuan geliyor. 58 liraya satıyorduk. Sonra 78 liralara çıktı. Sonra gramajını küçültüp 53 liraya indirdiler. Yani gramajı da 500 milimden 350 milime düştü. Yani bu da en az bir insanın en az 4-5 defa banyo demektir. Şampuan mesela bizim için bir lüks değil. Bunun gibi şeyler için özellikle indirimleri takip etmeye çalışıyorum. Başka türlü
alışta zorluk yaşıyoruz. Cep yakan fiyatlar alıcılar kadar satıcıları da düşündürüyor. Ülkede bir enflasyon oldu. Onun karşılığı olarak da bizim bütün ürünlerimiz zamlandı. Stok yapıp iki önceki fiyata satmaya çalışarak ayakta duruyoruz. Herkesin çok çaresiz olduğunu düşünüyorum. Yani buradan aldım da ucuz. Aynı zamanda Bir Gün gazetesi yazarı da olan değerli Halk TV programcısı Timur Soykan. Onunla beraber Murat Arel. Bugün yine ekranları başınızda, programı yönetecek, moderasyonu sağlayacak, soruları soracak isim olarak değerli meslektaşım Şule Aydın. O programda Türkiye'nin konuştuğu bir istismar vakası ortaya konulmuş. Tüm detaylarıyla sorgulanmış, sorulması gerekenler sorulmuştu. Yine buna benzer bir sorgulama zamanı. Bu akşam konuşulacak elbette detayları yine Şule Aydın'la kayda geçsin de. Fakat öncesinde Murat Arel neler açıkladı? Nelere vurgu yaptı? Cumhuriyet Gazetesi'nde hangi skandal, bakın açıklanabildiği ölçüde hangi boyutlarıyla yazıldı? Yıl 2013. 13 yaşında bir kız çocuğu A.A. öz babası tarafından yıllarca istismara maruz bırakıldı. Gazeteci Murat Arel yazdı. A.A. kimseye anlatamadı ama annesi biliyordu. Hamile kaldığını da, doğum yaptığını da. Köyde duydu olanları. Sustular. Karanlığa ortak oldular. A.A. evde doğum yaptığında 14'ündeydi. İstismarcı babası yanındaydı. Ve her şeyi bilip susan annesi. Doğduğu anda bebeğin ağzını eliyle kapattı A.A. Ağlaması susana kadar. Belki bir dakika. Boğarak öldürdü çocuğu. Evin arka bahçesine gömdüler. İstismarın üzerine bir kez daha örtmüş oldular. Ancak istismar son bulmadı. A.A. yıllar sonra evden kaçtı. İmam nikah kisvesi altında evlendi. Yaşadığı istismarı ilk kez anlatıyordu. Aylar sonra ilk kez kaçtığı o eve geri döndü. Eşyalarını alacaktı. Babası ona burada da saldırdı. İstismar etti. A.A. 3-4 el ateş etti. Bir hafta hastanede yatan baba öldü. A.A. gözaltına alındı. İstismar sarmalı ortaya böyle çıktı. Genç kadın ifadesinde her şeyi anlattı. Öldürdüğü bebeği, gömdüğü yeri de söylemişti. Savcı talimat verdi. Kazıda bebeğin kemiklerine ulaşıldı. O test istismarı doğruluyordu. A.A. cezaevine girmedi. Memleketinden uzak bir yerde yaşıyor. Gazeteci Arel istismarı, bilip de susanları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na iletti. A.A.'nın koruma altına alınması için çalışma başlatacaklarını aktardıklarını yazdı. Bir sözleşmeden çıkılıyor tek bir imzayla. Yaşam hakları için daha fazla kaygılanıyor bu ülkenin kadınları. Sokaklarda hak arayışlarında zaman zaman darplarla, zaman zaman coplarla, zaman zaman biber gazlarıyla karşı karşıya bırakılıyorlar. Yaşam hakları için aslında çığlık atıyorlar. Yaşam hakları için mücadele ediyorlar. Çünkü karşılarında ülke gerçeği hemen her gün bir cinayeti, hemen her gün onlarca şiddet vakasını birlikte getiriyor. Bu kez demekten yorulduk, bu kez demekten yorulduk, bu kez demekten yorulduk. Ama bu kez adres Bursa Osman Gazi. 41 yaşındaki kadın kafasından silahla vurularak öldürüldü. Adres Bursa Osman Gazi. Gece 1.30 sıraları. Solist olarak çalıştığı mekandan çıkmış evine gelmişti Nurten İnan. İzzet A. eğlence mekanında gördü İnan'ı. Evine kadar takip etti. Gel konuşalım diyerek aşağı çağırdı. Bir süre tartıştı ikili. Bağırıştılar. Nurten İnan'ın kızı bağırışmaları duyunca aşağı indi. O sırada İzzet A. belinden silahını çıkarıp Nurten İnan'ı vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre 2023 Ocak ayında 19 kadın öldürüldü. Yargı haberleriyle devam edelim. Bir süredir İsmail Ağa cemaatinin hedefinde bir vakıf var efendim. Nesin Vakfı. Aziz Nesin kurucusu. Bildiğiniz üzere ya da bilmiyorsanız tahmin edeceğiniz üzere. Şimdi kendilerini
eden bu İsmail Ağa cemaatinin yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulundu Nesim Vakfı. Ancak savcı inandırıcı delil yok gerekçesini ortaya koyarak takipsizlik kararı verdi. Şimdi hemen her haberde bunu görüyoruz artık. İnsan nasıl sunacağını, nasıl ekrana taşıyacağını şaşırıyor elbette ama bir yargı kararı çıkınca, alışılmışın biraz dışında yorumlanınca hemen acaba o kimdir diye bakılıyor. Bir alışkanlık oldu. Umuyorum ileride liyakat geri döndüğünde bundan da kurtuluruz. Ama bakın o kimmiş? Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı bir süredir İsmail Ağa cemaatine bağlı Rabıta Vakfı'nca tehdit edildiğini söyledi, şikayetçi oldu. Savcı Rabıta Vakfı Başkanı Murat Perçin hakkında takipsizlik kararı verdi. Bir günden İsmail Ağa kararı veren savcı Hakan Akbal'ın AKP'nin kurucularından olduğunu yazdı. Efendime söyleyeyim ve... Cemaate ait Rabıta Vakfı, Nesin Vakfı'nın İstanbul Çatalca'daki merkezinin hemen yanındaki arsayı aldı. İnşaata başladı. Alana yerleşmeye de. Bununla da kalmadı. Vakıf cemaat üyelerinin de hedefindeydi. İddiaya göre bölgede silahla gezerek tehdit oluşturanlar bile var. Vakfın yaptığı inşaat kaçaktı. AKP'li Çatalca Belediyesi göz yumdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise o yapıların yıkılmasına ilişkin karar aldı. Ancak 2021'in Ağustos'unda yıkım için bölgeye giden ekipleri bir sürpriz bekliyordu. Mahkeme jet hızındaki kararını jandarmalarla göndermişti. Yıkımda yürütme durduruldu. Haliyle kaçak yapılar yıkılamadı. Bundan sadece bir ay sonra AKP'li Çatalca Belediyesi cemaatin kaçak yapılarını koruyacak bir adım daha attı. İmar planını değiştirdi. Tarım arazisi olarak belirlenen alan dini tesis alanı olarak yazıldı. Böylece kaçak yapılar yasal zemine oturtulmuş oldu. Rabıta Vakfı'nın başkanı Murat Perçin, belediyenin gücünü arkasına aldıktan sonra kaçak yapı inşasını sürdürdü. Perçin bu sürede çevredekilere gözdağı verdi. Bu aleyhisselamın duasıdır. Orada kızlı erkekli karma karışık manzaralar var. Elimizde resimleri var. İş başka noktalara gitmesin. İki tane ağaçtan dolayı memleket yandı. Ufacık bir yerden dolayı da piyasa karışmasın yani. Nesin Vakfı tehditler savuran Perçin hakkında Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Şikayete sadece tehditler değil, kaçak inşaat yapmaları da gerekçe gösterildi. İfadesi adınan Perçin suçlamaları reddetti. Suç duyurusunu inceleyen isim Cumhuriyet Savcısı Hakan Akbal. Perçin hakkında takipsizlik kararı verdi. Sebebi şikayetin kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmamasıydı ve ona göre somut delil yoktu. Yani en çok tencere tava çalan İl Mersin. Hakan Akbal'ın 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP'den Mersin milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Akbal aynı zamanda partinin kuruluşunda yer almış ve yöneticilik yapmış bir isim. Sahip çıkmayı Mersin'e... Bir de terör suçlamasıyla tutuklanan bir isim efendim. Sibel Tekin tam bir aydır cezaevinde CHP'li Çakır Özer ziyarette bulundu. Bu arada hatırlatalım, ne yaparken gözaltına alındı? Yaz saati belgeseli çekiyordu. Vatandaşların, velilerin, öğrencilerin bir nevi illallah ettiği, yaka silktiği, artık geri dönülsün bu uygulamadan, sabah köründe gidiyoruz işe, karanlıkta gidiyoruz işe diyerek isyanlarını dile getirdikleri mesele. Peki hangi suçlamayla tutuklandı? Terör suçlamasıyla. İktidarın 2018'den bu yana ısrarla sürdürdüğü kalıcı yaz saati uygulamasının insanların hayatını nasıl etkilediğini belgelemek istedi. Bir aydır cezaevinde hem de terör suçlamasıyla. Gazeteci Sibel Tekin 15 Aralık'ta karanlıkta başlayan hayat belgeselinin çekimleri için sokağa çıktı. Kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle Ankara Tuzluçayır'da karanlıkta işe gidenleri çekti. Hakkında ihbar yapıldı. Evine yapılan baskınla gözaltına alınıp tutuklandı. Karanlık saatte video çekmesi olağan dışı görüldü. Örgüt talimatıyla keşif yaptığı iddia edilerek tutuklandı. Bir çekim yaptı diye cezaevinde tutulması bir belgeselcinin, bir üniversite hocasının akıl alır gibi değil. Bir aydır Sincan cezaevinde Tekin, karanlıkta güne başlamak nasıl bir etki yaratıyor onu aktarmak istedim ama kendimi cezaevinde buldum diyen Tekin, özgürlüğünden, ailesinden, öğrencilerinden mahrum.
23 Şubat'taki duruşmayı bekliyor. Çok sayıda belgeselde imzası olan aslına bakarsanız tanınmış da bir öğretim üyesi, belgeselci. Kendisine şu anda yapılan büyük haksızlık, büyük adaletsizlik bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerekiyor. Tutuklanan sadece Sibel Tekin değil, Diyarbakır'da 16, Ankara'da 9 gazeteci daha tutuklu. Üstelik hiçbirinin iddianamesi hazır değil. Bir an önce hakim karşısına çıkmayı bekliyorlar. Türkiye'de kimse görüşü nedeniyle, görüşünü ifade ettiği için tabii ki şiddete başvurmadığı sürece, şiddetle ilişkisi olmadığı sürece kimsenin görüşü, görüşünü ifade etmesi, yorumu nedeniyle cezaevine konması kabul edilemez. Hem Ankara'da hem Diyarbakır'da tutuklu gazetecilerin bir an önce iddianamelerini hazırlanıp hakim karşısına çıkarılmaları gerekiyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Ocak 2023 verilerine göre 44 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde. Bu haberi sunmadan önce bir fotoğrafı ekranlara taşımak gerekir. Çünkü o fotoğraf çok tartışıldı. Bu vesileyle siyasetin nabzına, siyasetin tartışma başlıklarına da geri dönmüş olacağız. Erkam Yıldırım, oturuşu, eldeki tespihi, orada bulunan bir komutan, bir yerel statü sahibi. Bu haliyle tasvir etmiş olalım. Birazdan kim olduğunu hatırlatacağım elbette. Oturuşuyla ilgili getirilen izahlar, işte yoğun kilo olduğu için ancak bu şekilde oturulabiliyor. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım denildi. Buradan çok fazla art niyetli çıkarım yapılıyor denildi. Eleştirilere karşı bu izahlar getirildi. Şimdi bu fotoğrafta dedik ya hani birileri var protokolde diye. Sayalım efendim. Örneğin Erzurum valisi şöyle dedi fotoğraf için. Ya kilolu olduğu için oturuşu öyle. Her yerde böyle oturuyor. Mealen bunları söyledi. Şimdi neden hiçbir titri, resmi statüsü, sıfatı olmayan Erkam Yıldırım'ın karşısında böyle bir protokolde yer almadığını ise açıklamadı. Bu kez aynı vali fakat bir karşılama töreninde karşımıza çıktı. Karşılama töreninde üstelik dombra çalıyordu. Sosyal medyada yapılan yorumlara baktık. Galiba moral verilmeye çalışılıyor demiş vatandaş. Bilmiyorum bu yorum yapanlar haklı mı? Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Bir fotoğraf karşısında Bendeniz'i özellikle linç eden bir kampanya yürütülüyor. Fotoğraf ve bu sözleriyle Türkiye gündeminde olan kişi Erzurum valisi Okay Memiş. Kıymetli şehir hemşehrilerimiz. Bu kez başka bir video ile konuşulacak gibi Erdoğan'la dombra müziği ve görkemli bir karşılama. Erzurum'umuzun gönlüne taht kurmuş, dadaş yürekli ve talan döken duruşu valimiz Sayın Okay Memiş Beyefendi. Böyle giriş yaptı etkinliğe. Şehrimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Valim. Karşılama Erkam Yıldırım fotoğrafı sonrası valiye moral için miydi bilinmez ancak komutan, AKP il başkanı ve valiyle Erkam Yıldırım'ın o fotoğrafı hala gündemdeki yerini koruyor. Seminer benzeri bir organizasyon diye tarif edilmişti. Konuşacak kişi dikkat çekti, eleştirilerini, tepkilerini ortaya koyanlar oldu. Nötr yaklaşıp acaba neden o konuşturuluyor diye soranlar da oldu. Bir çevre semineri ve bakın konuşan kişi kendisine dönük eleştirilere nasıl yanıt verdi? Biz de günü kurtarmak adına... Televizyon yorumcusu Hakan Ural çevre ve medya üzerine konuştu. Biz de günü kurtarmak adına... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuşmacı olarak davet etmişti. Pazartesi gitti. Bakanlığın salonundaydı söyleşi. Mukabil bir çaba olmadığını görüyor. Afişte yazan başkaydı. Personelin davet edildiği bakanlık çalışanlarına giden mesajda. Ama o hayatı ve sosyal medyayı konuşmak için geldim dedi. Televizyondaki programın diğer yorumcusu da oradaydı. Mukabil bir çaba olmadı. Söyleşiye gelen tepkiler için halkın tercihlerinin aşağılandığını, farklılıklara saygı duyulmadığını, kendisine yalaka dendiğini, bunun mahkemede hakaret sayılmadığını, üzüldüğünü söyledi. Biz de günü kurtarmak adına. Söyleşi için Twitter'da binlerce paylaşım yapıldı. Demokrat Parti Milletvekili Cemal Engin Yurt, kimlere kaldın AKP diye tweet attı. Yere atmamak için çöp nerede dersin bana? Neden mesai saati seçildi? Hakan Ural ne anlattı? Kendisine bu söyleşi için herhangi bir ödeme yapıldı mı bilmiyoruz.
Instagram hesabından bakan kurumla fotoğraf paylaştı. Elinden geldiğince bu tür davetlere icabet etmeye çalışacağız notuyla. Bir yere atmamak için çöp nerede dersin bana? Hakan Ural yorum yaptığı sabah programında her fırsatta Erdoğan'a olan sevgisini dile getiriyor ve iktidar yanlısı açıklamalar yapıyor. Bir yere atmamak için çöp. Gelelim İstanbul'a, mega kente. En çok neyi konuşuyoruz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki siyasi davaları, yasakları, hapis cezasını, kayyım ihtimalini, teftişleri, müfettişleri, polemikleri, tartışmaları, siyaseten vatandaşın yorumuyla ablukayı, yargı anlamında yine vatandaşın kimi yorumlarıyla ablukayı konuşuyoruz. Diğer tarafta ise hizmet tartışmaları da yok değil. Örneğin taksi meselesi. Ondan fazla öneri sonrasında belki 14, belki 15, belki 16. öneride değiştirile değiştirile sadece bir kısmını kabul ettirebildi UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Şimdi ise su konusunda. Kuraklık yine gündeme geldi. Hani yine diyorum çünkü biz 3 yıldır, 4 yıldır bu ekranlarda anlatıyoruz. Uzmanları konuk ediyoruz. Beraber canlı yayında cehaletimizi gideriyoruz. Ne olursa yaşarız kuraklığı. Ne olmazsa yaşamayız. Neler yapmalıyız? Her birimize düşen sorumluluklar. Hep konuştuk ama yine göz göre göre belli bir noktaya geldik. Yağmıyor yağmur ve daha ne kadar yağmayacağına dair diğer senaryoları birazdan meteoroloji uzmanları aktaracaklar bizlere. Hava daha ne kadar böyle gider diye. Ama kuraklık bazı ivedi çözümleri beraberinde getiriyor. Örneğin geldiği günden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Melen Barajı'na düzenli aralıklarla ziyaretler gerçekleştirdi. Videolar çekti. Tartışma programlarında bundan bahsetti. Çünkü kuraklıktı mesele. Şimdi kuraklık ihtimali, barajların doluluk oranı o kadar fazla tartışılmaya başlandı ki özellikle de İstanbul için. Çünkü Melen Barajı, Melen Çayı üzerinde İstanbul'un su ihtiyacının neredeyse üçte biri. Neredeyse üçte biri. Bu yüzden çok önemli. Peki bir havuz gerekli bunun için. Bir baraj gerekli. Barajda çatlağın, havuzda çatlağın olmaması gerekiyor. Üstelik bitirilme tarihi ise çoktan geçti. İşte bu yüzden şimdi bir yargı adımı geliyor. Bakalım bu yargı adımının sonucu ne olacak? Bizim sorumuz ise vatandaşa en yakın olumlu etkisi ne zaman olur? İSKİ, DSİ'nin Melen Barajı'nı zamanında bitirmemesi nedeniyle doğan zararın tespiti için dava açtı. Tarih 1990. Amacı İstanbul'a su sağlamak. Yapım kararı Bakanlar Kurulu'nda alındı. Devlet Su İşleri Melen Barajı'nın yapımına onay aşamalarından sonra 2012'de başladı. 2016'da bitirilmesi planlanıyordu ama baraj gövdesinde su tutulmasına engel derecedeki çatlaklar nedeniyle proje yenilendi. Yıllar geçti. Yıl 2022. Bu sefer de çatlakları güçlendirmek için başlayan inşaat ekonomik nedenlerle durdu. DSİ güçlendirme projesi için geçen günlerde tekrar ihaleye çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında barajın planlanandan 10 yıl sonra 2026'da bitecek olmasına dikkat çekildi. Melen Barajı'nın tamamlanamaması İSKİ'nin maliyetlerini arttırıyor denildi. İBB kurumu İSKİ koordinasyon için DSİ'ye başvurdu. İstanbul'un kısa, uzun vadede su ihtiyacının karşılanması amacıyla Sungur Barajı'nın yapımına öncelik verilmesini talep etti. Melen Barajı'nın açıklanan sürede tamamlanmamasıyla oluşan zararın tespiti talebiyle de Kocaeli Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Şimdi yapılan keşif sonucu düzenlenecek bilirkişi raporu bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği yıl 2019'da Melen Baraj inşaatındaki sorunlara dikkat çekmişti. İstanbul'un içme suyunun yaklaşık üçte biri Melen'den geliyor. Ancak su baraj yapılamadığı için doğrudan Melen Çayı'ndan çekiliyor. İnsanlığın etkisi olsun olmasın mevsimler değişiyor. İz bırakmaya devam ettikçe biz sadece bu süreci biraz daha hızlandırıyoruz. Dikkat etmedikçe her birimizin yaşamına olumsuz anlamda etki etmeye de devam ediyoruz. Bir de bu işin tarım alanı var. Örneğin yeraltı suları, örneğin kimi akarsular orantısızca kullanılınca ne oluyor? Mevcut
Yer şekillerinde değişiklikler oluyor. Yeryüzü çöküntülerle dolup taşabiliyor. Konya'da obrukların nasıl oluştuğunun temel sac ayaklarına baktığınızda yanlış kullanımı da görürsünüz. Elbette tek gerekçe o değildir ama etkisini, hızlandırmasını görürsünüz. Benzerleri başka yerlerde de ortaya çıkıyor çöküntü olarak. Bakın bu yeni haber aldık. Şimdi bu çatlak Türkiye'nin altını biz oyduk. Konya Ovası'nı obruk ovasına çevirdik. Göller bölgesini çöller bölgesine çevirdik ve şu anda sıra Menderes'lere geldi maalesef. Şimdi bu çatlak nereye gidiyor? Herkes görsün. Yeraltı suları çekildi, çöküntüler oluştu. Yaklaşık 310 kilometrelik bir alanda etkili olan zemin çökmelerinin derinliği 18 santimetreyi buluyor. Adres İzmir Küçük Menderes Havzası. Küçük obruklar bunlar, böyle yani böyle 20 santim 30 santim ama tehlike bunlar. Ama bunlar sinyal artık, bunlar doğanın isyanı bunlar. Yani diyor ki şu suyu artık düzgün kullanın yoksa diyor çökeceğim diyor, ben biteceğim diyor yani. Bu 18 santim 10 sene sonra 1 metreyi bulur. 20 sene sonra 1,5-2 metreyi bulabilir. Kontrol altına almamız lazım. Bunu kontrol altına almazsak çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Küçük Menderes Havzası'nda her yıl yağışlar yoluyla 750 milyon metreküp su toprak altına iniyor. Ancak 1 milyar 150 milyon metreküp suysa geri çekiliyor. Çökmeler başladı ama hala yeraltı suyu kullanımı orada devam ediyor. Ne olur? Çökmeler başlarsa yeraltı su kullanırsınız, tekrar aşağılara kadar inersiniz ama geleceği kaybedersiniz. Bir yere kadar, yani bu güneşe kar dayanmaz diye bir söz vardır. Bu yanlış su kullanımına bu dayanmaz. Bu suyun sonu var. Yani bu sonsuz değil bu sular. Suyun çekilip çöküntülerin oluşmasının en büyük sebebi orantısız ve vahşi sulama. Yani bizim su kullanma kültürümüz yok. Yani çiftçilerimizi bu yönde henüz eğitmemişiz. Çiftçilerimiz ürüne göre suyu nasıl kullanacakları konusunda herhangi bir bilgileri yok. Aşırı miktarda su tüketiyoruz. Suya göre ürünle ilgili bir eğitim programı yok. İzinsiz, belgesiz, ruhsatsız bir dünya kuyu açılıyor yani şu anda. Bunun kontrolü yok. Üstelik denetim de yok. Yeraltı kuyuları mutlaka ve mutlaka devlet tarafından denetim altına alınmak zorunda. Ki 2011'de çok da güzel bir başlangıç yapıldı. Türkiye'de 300 binden fazla kuyu var. Yani siz hangi kuyudan, kaç metreden su alıyorsunuz bilmiyorsunuz ki. Yani devlet olarak da bilmiyorsunuz kurak dönem yaşayacağız. Peki 2011 yılında bu denetlemeler başladı ama sonra ne oldu? Kaldı. Yani kaldı. İlk 4-5 bin kuyudan sonra şey bitti. 300 binden fazla kuyu olduğu söyleniyordu. Ama bitti. Yani neden bir şekilde oy kaygısına. Tabii ki oy kaygısına. Yani bu sefer köylü isyan etti. Devlet de maalesef, yani hükümet de o zaman tekrar geri çekildi. Oluşan çöküntülerin tamiri yok. Daha fazla oluşmaması için önlem almak mümkün. Çok geç olmadan da bunlar toparlanabilir ama Tarım Bakanlığı yetkililerin sahaya inmesi lazım. Yani Ankara oturmakla olmuyor. Bütün 25 avcıya. Emek gündeminden bir zafer duyurusuyla devam ediyoruz. Anlaşmayı duyurdular zira. İşçiler sokakta hakları için mücadele ediyor. Bir, işçi arkadaşlarımızın hala promosyonları ödenmemiştir. İkincisi, işçi arkadaşlarımız kot kırtasından atılmıştır. Hırsızlık damgası vurularak atılmıştır. Bütün adlarına el konulmuştur. Bütün adlarına çökülmüştür. 15 işçi İstanbul Esenyurt'ta Elsi Y2 deposunda çalışıyordu. Talepleri promosyon, ücret zammıydı. Kot 46 ile işten çıkartıldılar. Direne! Direne! Kazanacağız! Direnişimizin 15. günündeyiz. Direnişimiz kararlılıkla devam ediyor. Elsi Vayikiki protestoların markayla ilgisinin olmadığını savundu. Açıklamada rahatsızlıklarını dile getirdiler. Yanıltıcı paylaşımlarla ilgili her türlü yasal haklarını kullanacakları bildirildi. Esas yalan söyleyen ve sorumlu olan Elsi Vayikiki yöneticileridir. Eylemi kazanımla sonuçlanan işçiler de var. Trendyol Go kuryeleri maaş artış oranını kabul etmediler. 16 Ocak'ta iş bıraktılar.
Bir haftanın sonunda eylemleri sonuç verdi. Trendyol yönetimi görüşmelerde fikir birliğine varıldığını duyurdu. 8 saat çalışan bir işçinin aylık net kazancının 11.400 liraya yükseltildiği belirtildi. Dış haber turuyla kapatalım efendim. Tehlikedeki avukatlar günü için binlerce hukukçunun meydanlara indiği bir adrese gireceğiz. Çünkü bir tarafta dünya genelinde buna tepki gösterenler, ülkemiz dahil olmak üzere. Diğer tarafta ise baskıcı Taliban rejimindeki Afganistanlı meslektaşlarına bu durumu adayanlar. Avukatlar her anlamda tehlikededir. Her gün daha fazla genç meslektaş işsizliğe ve ekonomik bunalıma sürüklenmektedir. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Biz bize dayatılmak istenen başkalarının gerçekleriyle yaşamak istemiyoruz. Biz demokrasi istiyoruz. Biz özgürlük istiyoruz. Yüzlerce hukukçu 24 Ocak tehlikedeki avukatlar günü için bir araya geldi. İşsizlikten ekonomik sıkıntılara, karşı karşıya kaldıkları tehditlere kadar yaşadıkları zorlukları dile getirdiler. Yıl 1977, 24 Ocak günü 4 avukat ve 1 işçi temsilcisi İspanya'da katledildi. 24 Ocak tehlikedeki avukatlar günü ilan edildi. Türkiye'deki avukatlar bu günü Afganistanlı meslektaşlarına adadı. Tehlike altındaki avukatlar günü bu yıl Afganistan'da bulunan meslektaşlarımıza atfedildi. Tıpkı 2012 ve 2019 yıllarında odak ülke olarak Türkiye'nin belirlendiği gibi. Avukatlar ülkenin dört bir yanında sokaktaydılar. Afganistanlı meslektaşlarının yaşadıkları baskıya dikkat çekip dayanışma çağrısı yaptılar. Avukatlar, biz tehlikedeysek siz de tehlikedesiniz diyerek Ankara Barosu önüne yürüyüş düzenledi, yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. İstanbul'daki adres Çağlayan'dı. Baskıcı Taliban rejimindeki meslektaşlarını andılar. Yalnız değilsiniz mesajı verildi. Afganistan'daki meslektaşlarımız doğrudan ölüm, işkence, tutsaklık veya açlıkla karşı karşıya. Dış habere selam çakan bu haberdi. Çünkü avukatlar Afgan meslektaşlarını adadılar. Peki, Oscar adayları belli oldu. Verelim mi haberini? Onunla patlatalım. Amerikan Sinema Patları Bilimleri Akademisi 13 Mart'ta düzenlenmesi planlanan 96. Oscar ödül töreninin adaylarını düzenleyen bir canlı yayınla açıkladı. En iyi film dalında Batı cephesinde yeni bir şey yok. Avatar Suyun Yolu, Banshees of Inisherin, Elvis, Her Şey Her Yerde Aynı Anda, Fabelmanlar, Tar, Top Gun Maverick, Hüzün Üçgeni ve Konuşan Kadınlar yarışacak filmler arasında. En iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü için adaylar Cate Blanchett, Ada de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams ve Michelle Yeoh oldu. En iyi erkek oyuncu ödülü için yarışacak isimler de duyuruldu. 95. Oscar ödül töreni öncesinde Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal, Bill Nighy. En iyi yönetmen kategorisinde Martin McDonagh, Steven Spielberg, Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, Todd Field ve Robin Östlund yer aldı Oscar adayları arasında. Bakalım kazananlar kimler olacak? Yakından takip edilecek elbette Oscar adayları. Özellikle dijital sinemanın tavan yaptığı pandemi sürecinde artık o dijital platformda yer alan birçok yapımın tırnak içinde neredeyse otomatikman bu listelere girdiğine de şahit oluyoruz. Bunu da bir şerh olarak düşmek gerekiyor. Efendim, değerli meslek büyüm İrfan Değirmenci'nin bir günlük grip molasında bendeniz karşınızda olmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın İrfan Değirmenci umuyorum ki Alkan Haber'de yine alıştığınız saatte saat 18'de karşınızda olacak. Bendeniz saat 13'te yine 3 yıldan fazla bir süredir ekranları başında izleyicilerimizin bildiği üzere haber masasıyla tekrar karşınızda olmak üzere diyelim. Saat 13'te görüşelim. Vedamızı da bir almayla yapalım. Geçtiğimiz yıl bugün kaybettik efendim. Yeşilçam'ın starı Fatma Girik'le veda ediyoruz. 24 Ocak 2022'de İstanbul'da hayatını kaybetmişti.
Yakınlarına başsağlığı dileğimizi, sabır dileğimizi bir kez daha vurgulamış olarak kapatalım. Halk Ana Haber sona erdi. Fatma Geri'yi hatırlatarak. Yapı Kredi Mobil sınırları kaldırır. 7/24 çalışır, zaman sınırını kaldırır. Nerede olursan ol, mekan sınırını kaldırır. Alışverişte sınırları kaldırır, ticarette sınırları kaldırır. Ve 12 milyondan fazla kişinin...